Merhaba arkadaşlar, Ali. Bugün Beyaz Radyo'nun yaramaz çocuğu var, biliyor musun? Sen duydun mu hiç? He? Ne kadar yaramaz abi? Haddinden fazla yaramaz. Ben böyle bir yaramaz görmedim. Gittiği yere adeta şenlendiriyor. Necip Şen! Tata! Necip hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa abi diyeceğim ama aynı yaştayız. Mustafa'cığım hoş bulduk. Necip nasılsın? Valla çok iyiyim. Tezgahın başında maşallah. Daha da keyifliyim. Necip? Burası harika. Önlük de çok yakıştı. Ali. İftar burada yaptık ya. Bir tarhana çorbası. Yok aslında o kadar yemedim. Peşinden kocaman bir bulgur pilavı acı. Salata. Daha yani gözünüz ciğer var. Ciğer de vardı. Bir günkü menümüzde. Çok yemedim hani. Tantuni yiyeceğim diye. Necip şey. Şu radyoda duyduğum adam sen misin o? Benim ama tabii. Tıkla yırtılan reklam diye. Şu genel yayın yönetmenine diyeyim de biraz rahatlatsın, dinlendirsin. Evet, kendisi şu anda kamera arkasında. Buradan bizi duyuyor. Uzat et biraz çocuğa. Çocuk yırtılıyor. Tırtıl. Yırtıl. Paket yap. Vur oraya. Bura çok güzel. Çok beğendim yalnız. Hı-hı. Evet Necip Şen. Önlükle şimdi bir tanı verelim seni. Ben Necip Şen, 2005 evet. yılından beri o içinde küçük küçük adamların olduğunu düşündüğünüz sihirli kutunun içindeyim. Bir radyo programcısıyım. Peki pardon, bu halinden mi giriyorsun o kutunun içinden Necip? Bundan sonra tabii sponsorum. Yayınları böyle yapacağım. Evet. Uluçay Tantuni ile tanıştık bu yıl. Bir kere Mersin'e gitmekten kurtardın abi. Öyle mi? Şimdi bir Adanalı olarak söylüyorum. Yani ben yemek için yemem. Damak zevkim için yerim. Evet. Yağ, tuzu, etin seçimi muhteşem bir şey. Seni biraz tanıyalım Mustafa'cığım. Yani nereden geldi bu aşk? Tantuni aşkı. Ben Ankaralıyım. Her zaman söylediğim gibi organik. Geldiğim yer sanayiden otokaportacılığı. Aa. Evet. Aynı zamanda bir bölümde ama sanayide tabii. Yemek yemek ayrı bir kültür. Sanayiye götüreceğim seni yemek tamam. yemeye. Şaşmaz'a da gidelim. Şaşmaz'a şimdi var tamam. ya ben Gizim. Üzeri Ali şöyle bir program yapalım. Dostları çağıralım. Ben bir kaportalık araba bulayım. Tamam mı? Onun altından çıkayım şöyle o tampon falan sökerken. Ondan sonra geleyim dostlarıma melemen hazırlayayım. Böyle bir şey yapsak nasıl olur Ali? Olur değil mi? Olmaz mı Necim? Olur güzel olur. Sobada böyle menemen. Ama kışa ayarlayalım. Yok ya yazın. Yazın yakarız soba var. Öbür tarafta var ya sobamız bizim. Tamam hiç fark etmez. Şaşmaz'da sobamız var değil mi Ali'cim? Evet abi yok. Evet. Yakarız. Ankara'yı yakarız. Vallahi Mersin ateşiyle yanıyor. Şimdi Uluçay Tantuni'de şöyle bir şey var. Evet. Ne var? Söyle bakayım. Söyle bakayım. Seviyorsak bir sebebi var. Sebebi diyor. Var diyoruz evet. Nedir bu sebep? Şimdi Necip. Ben seni seviyorsam bir sebebi var. Sosyal mesafeye dikkat edin. Ya Necip'ciğim yani seni Necip seviyorsan bir sebebi var. Valla biliyorum abi evet. Keskin mi o? Bakmamız lazım. Şimdi alttan da burada alev geliyor yani. Yavaş yavaş. Bir de kendimi burada çok özgüvenli hissettim. Hani öyle oluyor. Sahne gibi aynı ışıklar filan inanılmaz. Tabii. Ve insanlar lezzet bekliyorlar burada. Arkadaşlar makyajını yaptı mıydı? Yaptı sen? Tabii. Ay, teşekkür ediyorum Ali pudra için. Biz bir kere tezgahın arkasına geçmeden önce kendimizi güzel bir süslenmemiz gerekiyor. Bu inanılmaz bir sanat ve kesinlikle bir tane asla kesmez. Benim bildiğim tantunide. Kesmez. Hep böyle takviye. Evet. Buradan tüm Ankara'ya, tüm Türkiye'ye duyuralım efendim. Biz başkent olarak Türkiye'nin tam ortasındayız zaten. Ve Ankara'nın da kalbinde, merkezinde, Balgat ve Şaşmaz'da kesinlikle bu lezzeti tatmanız gerekiyor. Biz birazdan bugün paketleri de ben kendim teslimim. Aynı zamanda da tezgahın başındayız. Necip bugün tezgah senin. Ne kazanırsa senin. Detayları tabii Mustafa öğretecek bana. Ali bugün ne yaparsa hasılat şeyin Necip'in değil mi? Evet Necip. Tabii hemen telefonları arasınlar. Bugün başkente servisi ben yapacağım. Hatta kapıya kadar böyle. Bu kadar. Yani böyle gidelim tabii. Tamam. Gidelim. Kesinlikle gidelim. Şimdi Mustafa abi nedir? Burada incelik nedir? Nasıl yapıyoruz? Yani Necip bunun inceliği şu gördüğümüz Ali yaklaş. Şu etimizi çok özenle seçmemiz. Görüyorsun. Harika görünüyor. Tabii yani bu yağsız sinirsiz bir şey. Efendime söyleyeyim. İşte şu baharatlarımız, normal baharat tabii. Bir kendimize ait bir şeyimiz var Necip şöyle.
Bu bizim kendimize has bir özel atom karışımı gibi bir şey. Ya bu bizim has kendimize. Uluçay Tantuni'nin kendi baharat karışımı. Ha burada şu su, bu ya Necip. Su, bildiğimiz su yani. Ha, şu da Yasin oradan geliyor. Çukurova'dan. Adana'dan mı? Ha pamuk ya. Pamuk ya. Ha pamuk ya. Harika. Peki bu alev falan çıkartabiliyor muyuz o zaman buradan? alev çıkartmamız. Ben böyle şovu, görsel şovu severim. İspirto dökmemiz lazım. O da eti yakar. Vallahi. Evet Necip. Şimdi tabii bugün ocağın başındayız. Biz öncesinde de keyifli sohbetimizi gerçekleştirdik ama bugün size ben özel bir dürüm yapacağım. Dürüm olarak soracağım. Peki sen dürüm mü tercih edersin, ekmek mi tercih edersin? Şimdi genel? Bunun şeyi tabii ki dürüm. Tantuni'nin özelliği dürüm. Ama tercih üzerine ekmek de yiyorlar. Ama bunun tek özelliği ama dürüm. Ama bence tantuni, kesinlikle bak tantuni lavaşla gider abi. Ya tabii lavaşla. Bunun şeyi bu. Kesinlikle. Şimdi burada güzel tatlı tatlı pişiriyoruz biz ama. Başlayalım mı? Başlayalım, başlayalım bence. Başlayalım. O zaman ocağın altını biraz... Bu özel bir tantuni ocağı. Şimdi ateş ağırlanınca biraz heyecanlandım. Eti de bitirmişim. Hacıya da, hacıya da neydi? Çarşıya göndermişim. O tavukları pişirmiş. Tavukları biz et pişiriyoruz, et diyoruz şimdi. Etleri pişirmişim. Bu arada abi şarkı çok güzel. Uluçay Tantuni'nin Ankara'ya has bir şey olmuş. Klipte sen de varsın. Klipte ben varım. Çocuklarım var klipte. Onu bizim Fatih Üstün diye bir arkadaşımıza yazdırdık. Aa, evet, radyoya da gelmişti canım. Radyoya da geldi, evet. Vallahi harika. Yemeğe yedi ya. Kesildi çocuk. Konuşamıyor. Sayın dedim. Gözlükleri takınca biraz ciddiyet sanki sardı seni. Çıkarayım mı? Tantuni'nin bilir kişisi. Tantuni'nin bilir kişisi. Gözlükler nasıl oldu? Olmadı mı? Çıkarayım mı hadi? Çok yakışmış. Yakışmış mı? Ya tamam öyle dur. Ciddiyet sardı seni. Ciddiyet mi olmuş? Mu dökeceğiz, yağ mı dökeceğiz? Lan ne döküyorsan dök. Yeti yakacaksın. Dök bir şey. Abi hangisinden? Ne kadar? Mesela ne dök kadar? Dök bakayım Ali, yaklaş bir. Ha tamam. Yeter mi? Yeter ya. Allah Allah, neymiş bu ya, ben buna seslenmedikçe. Hayır, hem tantuni yapıyorum hem dayak yiyorum. Bakıyorum sen etli misin, butlu musun diye şöyle. Mustafa abi canım. Vallahi bu harika oldu. Ya isteğe göre mi döküyoruz? İsteği yoksa? Şey yani buradaki kıvamına göre döküyoruz. Çevir kardeşim, çevir. Evet. Necip çok Şen'den, gayri bir sanat, yemin ediyorum ama... Necip Şen'den şu anda tantuni şovu. Bir de şöyle filan yap, kaşığı bak, koşalım yukarı doğru, at şöyle. Yapışıyor mu? Tamam. At şöyle, hafif. Yok abi, atmayayım ya. At da şöyle bir hava at. Yalnız ocağın başında biz çok terledik. Kesinlikle. Çok yedin ya ondan. Reçete vereyim mi? İftarda çok kaçırdık galiba. Reçete verin ya. Çocuk terledi. Vallahi heyecanlandı burada. Vallahi bu inanılmaz i̇şte, bir şeymiş. Öyle ocak yanmadan tek başına kendi kendine konuşlan olmuyor işte bu iş. Vallahi. Kardeşim ya. Mustafa abi terimi sil çünkü bu hakiki tantuni teri. Evet. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani buraya geldiğinizde Uluçay Tantuni'de bir kere mutfağı ziyaret edebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir ayrıcalık. Gezebilecek tabii. Mutfağımız herkese açık diyor Mustafa. Kesinlikle. Çok iddialı bu konuda. Evet. İddialıyız değil mi Ali bu konuda? Ya mutfağımızı gezebilirler. Ya hadi şöyle bir şey yap bakayım şöyle. Tamamen hijyenik koşullarda tüm tedbirler alınarak bu ayrıcalığı yaşayabilirsiniz. Taşı istersen şöyle bırakalım Necip'ciğim. Şimdi bak bir dakika Ali gel. Bak. Hep Instagram'da falan YouTube'da izlerdim için. Bugün ben buradayım. Bugün ben yiyeceğim bunu, tamam mı? Abi canım. İzliyorum sohbetleri. Şimdi Erkut Aktaş geldi. Safari yaparken çocuğun geldi yıllar sonra, Çorumlu. Çorumlu çocuğum geldi. Terbiye siliyoruz bu arada. Mustafa geldi. Evet. Cüneyt Tek geldi. Tek geldi. Cüneyt Özgür geldi. Cüneyt Özgür geldi. Abi çok güzel. Bütün sohbetleri izledim. Tabii o sıra ben evdeyim. De içim gidiyor. Tabii Mustafa abi telafi yayınlarını da yaptı. Evet, şimdi sevgili dostum ben mi yardım edeyim, sen mi yaparsın? Valla Mustafa abi ben buyur. İsteğe göre alayım. Buna yabancı değilim. İki gün önce de yedim zaten. Ben zaten Necip Şen'i doyuramadım bir türlü. Allah gözünü doyursun. Al Necip. Şimdi... biz Mustafa abiye sayı verirken radyoda şöyle bir şey var. Kaç kişisiniz? 10 artı Necip diye sayı veriyorlar.
Mustafa abi beni, bana kaç tane getiriyorsun? Sen kaç tane istersen. Benim... Ali gel, Ali gel. Ali gel. Ali yaklaş. Ali bak bak bak. Sana yok. Hadi bakalım. Ben mangal boşu seviyorum abi, sıkıntı yok. Tamam. Belli mangal. O mangalı hiç hatırlatma zaten. Koyuyorum tabii, abi. Tabii tabii. Şimdi abi burada... Yağını biraz süzdür Necip. Şöyle. Necip ama bana doğru baktı. Hadi koy bakalım şimdi. Vallahi adam terini yiyor ya. Bir şey söyleyeyim mi? Babasının üstüne İnanılmaz bir alın teri. Çok inanılmaz artık daha... Daha da saygı duyuyorum. Ya bir de bunun sıcakta yapıldığını düşünüyor musun? Yeter, yeter, yeter. Mustafa, yeter. Abi daha hiç... Yeter, ne yapıyorsun? Yeter. Ali ne yapıyor ya? Tezgahı batırdım. Allah Allah. Sibit kölbesi daha. Ben böyle bir şey görmedim. Hem tantuni yapıyorum hem burada dayak yiyorum. Sen Erkut'cum demedin bu adama. Oğlum bak Asad, adam kızıyor. Ben demedin mi? Mustafa abi tuz atıyorum ama kızma. Ha, başkası olma, kendin ol. Limon da sık. Aa, bu limonsuz olmaz. Tabii. Ben bileydim iftarda az yerdim. Acı atayım mı acı? Acı olur tabii ki. Şundan atayım mı? Tabii tabii tabii. Ama biraz iyidir bu acı. Oo, tam hakiki. Ha, bunu sarar mısın? Sen Necip, ben sarayım. Ya var ya. Şimdi bunu sararken... Çocuğum resmen Ali. Program mı yapıyorum? Adamın terini mi siliyorum ya, anlamadım. Hakiki ya. Program arkadaşlar. Yani tantuni aşktı, emekti diyor ya. Evet. Emeğin olduğu. Evet, tam işte. Arkadaşlar bu arada beğenip videoyu like atmayı unutmayın. Kanalıma hoş geldiniz. Bunu unuttuk bak. Başında yapacaktık bunu ya. Ortasında. Şimdi, abi nasıl saracağız? Alttan şöyle alıyoruz. Kardeşim o kadar da, vallahi o kadar da çok doldurdu ki inşallah bunu yutmadan biz bir Necip Şen. Şöyle bir şuna bak ya. Oo. Öksüz doyuramadım. Vallahi Necip şuradan şey ver bari kağıt. Şu çay tantuni. Şu Necip. Küçük olan var ya bak. Ha, küçük mü? Dürüm kağıdı. Dürüm kağıdı. Necip gitti gelmiyor. Kaçtı. Gönder gelsin. Necip yayından kaçtı ya. Tamam. Abi bu radyo programından çok çok daha şöyle, zormuş. Hadi bakalım bir de ısır şöyle biraz geriye gel. Biraz geriye gel. Şimdi en sevdiğim sahne. Arkadaşlar çok özür diliyorum ama Uluçay Tantuni'ye gelin. Zaten misafirimiz o. Terledi, terledi. Ya vallahi terledim ya, böyle bir şey. Heyecanlandı ya. Ya Erkut. Kardeşim ne oldu? Bayıldı bu çocuk ya. Perişan oldu. Vallahi perişan oldu. Ha ne dedin? Söyle Mustafa bakalım. Mustafa abi böyle bir şey yok. Bunu... Getir, getir. Bunu arkadaşlar bu lezzet Ankara'da Uluçay Tantuni'de. Yani böyle bir şey yok. Evet biz çok yedik ama böyle tezgahın başında. Ama burada yemedi, yerinde yapmadı. Değil mi? İlk defa yapıyorsun. Hayatında da ilk defa tantuni yapıyorsun, doğru mu? İlk defa yapayım. Mustafa abi et az olmuş ama. Yok canım. Vallahi ama. Ne abi hepsini mi dolduralım? Erkut. Et az olmuş diyor. Valla et az olmuş diyor. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Ya valla Erkut'a Mustafa'ya razıyım ya. Hem tantuni. Adamlar var ya şöyle şu kadar. Şöyle bir şey koyup hemen atıyorlar ya. Biz Adana'dayız abi. Adana'da bol kepçe şimdi. Kesinlikle harika. Abi eti kendin mi seçtin? Eti kendimi seçiyorsun. Muhteşem. Beğendin mi? Arkadaşlar kesinlikle Mersin, Ankara'da Uluçay Tantuni. Gerçekten seviyorsak bir sebebi var. Var. Var, sebebi var gerçekten. Sebebi çok, bahanesi çok. Uluçay Tantuni hemen size şöyle tarif edeceğim. Başkentte olanlar çok iyi bilir. Konya yolu vardır. Konya yolu merkeze giderken. Arkadaşlar Balgat Kavşağı'nı geçiyorsunuz. Petrol ofisine girin. Hemen arka tarafında. Kocaman. Konya yolundayım. Konya yolunda de. Konya yolundayız. Yani bilmeyen yoktur. Tabii açık adresimizi ben hemen vermek istiyorum. Biraz kopya çekerek. Oğuzlar Mahallesi 1377. Cadde numara 14 Balgat diyorum. Siz hiç ona bakmayın. Samsun yolunda. Balgat Kavşağı'nı geçin. Merkeze doğru gidiyorsunuz ya. Açlı'ya doğru. Hemen orada petrol ofisine girin. Arka tarafı. Otoparkı var. İçerisi nezih, ferah. Bir kere Mustafa burada. Canım. Kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Ben özellikle tavsiye ediyorum. Bugün bana bu fırsatı tezgahın başında veren. Burada. Gel misin abi? Müdürüm. Abi yiyebilir miyim? Aşkla. Aşkla ya. Aşkla ya. Ali o fotoğrafı çekip bütün kağıtlara bastıralım.
Vallahi herkesi bekliyoruz. Kesinlikle samimi söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Damak zevkim için yemek yiyorum. Böyle bir şey yok. Ankara'da. Peki bir şey soracağım abi. Söyle canım. Kısıtlamalar kalktığında gece kaça kadar gelebiliyoruz? Çünkü her zaman standart 22. Biz kurumsal olduğumuz için bizim saatlerimiz belli. 22'de. Şaşmaz 8'de şey harika. Yapıyoruz ya. Paket yap. Yolla diyoruz. Ali'cim hazır. Ben bu arada devam ediyorum. Ali maşallah ışığı öyle bir koymuş ki güneş gibi yandım ben burada. Ali gerçekten var ya, ışıklar da çok iyi ha. Yeni aldın herhalde bunları. Evet abi. Aa, maşallah iyi güzel. Hayırlı olsun. Vallahi teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup bu tantuni yemeyi unutmayın arkadaşlar. Uluçay Tantuni Balgat'ta, Şaşmaz'da. Ben Şaşmaz şubesine çok gittim ama Balgat'a ilk defa geliyorum. İlk defa gelmeme rağmen direkt tezgahın başına geçtim. Yakında da işlerin başına geçerim herhalde. Canım benim, nereye dersen geçelim oraya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ne Erkutçuğum? Bir şey söyleyeyim mi? Söyle kardeşim. Ben bu işin, evet burası çok güzel ama daha çok lojistik ve işin sunum kısmında olmayı tercih ederim. Öyle mi? Gerçekten. Ya o yoksa tezgahta kalmaz, müşteriye gitmez. Ben burada i̇şte, patlaya kadar yerim. İşte hayır öyle olmuyor işte. O sıcaklarda bile biz burada işte çalışan, gerçi senin gibi terlemiyorlar. Sen biraz spor yap kardeşim ya. Evet biraz. Biraz spor çok, çünkü çok terliyor Erkut ya. İftarda da çok yedim. Sen göndersene bana. Bayramdan sonra gönder, 10 gün falan ben burada onu zayıf. Ben geliyorum abi, etim kemiğim bütün bir bütün olarak senin. Tabii şey de öyle demişti, amir de öyle demişti, etimden sütümden faydalan diye. Artık bir oğlun daha var. Bugün işte çok oğlum var benim. Ali bir de kızımız olsun bulalım da olmaz mı yani, bu oğlanla gidiyoruz, bir de kızımız olsun. Vallahi harika. Ali kes Ali, tamam kes. Kes Ali kes. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Dislike yakanları bulurum. Dislike atanları bulurum. Ben acık benziyorum. Zaten çok terledim, kızdırmayın. Kanalımıza abone olun ve mutlaka Uluçay Tantuni'ye bekliyoruz. Selamlar sevgiler. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar herkese. Hoşçakalın. 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 Bay bay. Abone olmayı unutmayın.